Bize yıllardır şu soru sorulur. Benim aracıma LPG sistemi olur mu? Şimdi bunu şöyle anlatalım. Aracın teknik özelliklerine bakardık, motor yapısına bakardık ve olup olmayacağını söylerdik. Berece Maestro artık bu soruyu tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü artık Berece Maestro ile LPG takılamayacak herhangi bir araç kalmadı. Çünkü yeni nesil tüm araçlar için uygun olan ve dünyada yeni özellikler getiren 3. nesil LPG kitidir Berece Maestro. Gelişen motor teknolojisiyle tüm araç üreticileri artık direkt enjeksiyonlu motorlara geçti. Berece Maestro'da işte bu yeni nesil direkt enjeksiyonlu araçlar için geliştirilmiş bir ürün. Bugün artık Mercedes'inden BMW'sine, Volkswagen'den Audi, Seat grubuna, Peugeot, Citroen, yani aklınıza gelebilecek tüm benzinli motorlar için araç üreticilerinin Berece Maestro'yu bu araçlara takabiliyoruz. Benzinli bir araç sahibi, yeni nesil direkt enjeksiyonlu bir araç sahibi Berece Maestro'yu aracına taktırabilir. Bizim bugün servisimizde 3 farklı araç var. Peugeot 208 GT dediğimiz yaklaşık 1.2 130 beygir gücünde bir aracımız var. Kesinlikle performanslı bir araç. Zaten Peugeot grubunun da GT ismini vermesinden de belli. Diğer aracımız Türkiye'de şu an neredeyse ve dünyada en çok satılan bir araç Toyota Corolla 1.5 3 silindir yeni nesil direkt enjeksiyonlu bir araç. Bir diğer aracımız da Renault Kadjar. O da yine yüksek beygirli, aşırı beslemeli bir motora sahip. Evet, elektronik ünitemiz aynı ama her aracın yazılımı farklı. Zaten Berece Maestro bir montaj kılavuzuyla bize geliyor. Ve bu montaj kılavuzunda da hangi aracın LPG dönüşümünün nasıl olacağı belli. Yani artık ustalar kendi kafasına göre bir montaj yapmıyor. Gelen montaj kılavuzuna adım adım uyarak LPG montajını gerçekleştiriyor. İşte bu noktada işçilik devreye giriyor. Biz Özençler Otogaz olarak Berece Maestro piyasaya çıktığı andan itibaren gerekli tüm eğitimleri alıp montajlara 2021 yılından itibaren başlamış bulunuyoruz. Türkiye'de birçok araca Berece Maestro'yu ilk takmanın tecrübesini ve gururunu yaşıyoruz. Örneğin Toyota Corolla 1.5, Renault Megane 1.3, Nissan Qashqai, Dacia Duster, Jeep Renegade, Peugeot GTI gibi araçlara Türkiye'de ilk defa bu serviste Özençler'de Berece Maestro montajları yapıldı. Şimdi Berece Maestro yeni nesil bir LPG kiti. Direkt enjeksiyonlu motorlar için üretilmiş 3. nesil LPG sistemi. Maestro bütün LPG kitlerinden farklı. Şöyle ki direkt enjeksiyonlu araçlara LPG dönüşümü yaptığınız zaman bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İşte bu sistemler yaklaşık 15 yıldır piyasada ama birkaç sıkıntı meydana geliyordu. Bunlardan birincisi bu araçların benzin enjektörleri yanma odasının içerisinde olduğu için LPG ile birlikte bir miktarda benzin harcıyorlardı. Örneğin işte araç 100 kilometrede 7 litre LPG tüketirken buna ilaveten 2-3 litrede benzin tüketiyordu. Bu da araçların tasarruf oranını düşürüyordu. Ve insanlar bu ürünü taktırmakta tereddüt ediyorlar çünkü tasarruf oranı düşük oluyordu. Bir diğer sıkıntı ise araçlar aşırı beslemeli, turbo araçlar, yüksek beygirli araçlar LPG'de bazı performans sorunları yaşıyorlardı. Ama Berece Maestro bu sorunların tamamını ortadan kaldırdı. Peki bunu nasıl yaptı? Birincisi geliştirdiği yüksek teknoloji elektronik ünite ile 3 konnektörlü özel bir ekü. Aracın kendi benzin eküsüne, benzin elektronik kontrol ünitesine bağlanıyor ve araçtaki tüm sensörlerle iletişim halinde olduğu için aracın sürüş konforunda en ufak bir sıkıntı yaşatmıyor. Araçla birlikte aracın beyniyle entegre oluyor ve geliştirdiği yazılım sayesinde de sürücünün sürüş şekline göre de kendini adapte edebiliyor. Öğreniyor, kendini geliştiriyor. Örneğin araç sahibi aracını çok performansla kullanan agresif bir sürücü ise Berece Maestro'nun konnektörleri çalışarak sürüş şeklini kendine adapte ediyor. Ya da araç sahibi daha çok sakin bir sürüş şekline sahipse, aracını düşük devirlerde kullanıp tasarrufu ön plana çıkartıyorsa, Maestro bunu da öğreniyor ve yazılımını kendine göre sürekli geliştiriyor. Tabii bunlar test ediliyor. Yaklaşık 100 bin kilometre süresince Berece'nin İtalya'daki R&D merkezinde bu yazılımlar ortaya çıkıyor. Biz bu yazılımları internet üzerinden araçlara yüklüyoruz.
Ama bu yazılımla kalmıyor Berece Maestro. Ekstra olarak biraz önce belirttiğim gibi sürücünün sürüş şekline göre de kendini adapte ediyor. EVP 500 elektronik regülatör. Bu bir devrim. LPG sektöründe daha önce denenmemiş ve Berece tarafından dünyada ilk olarak sektöre sunulan patentli bir ürün. Elektronik basınç sağlayan yaklaşık 100 beygirden 500 beygire kadar tüm araçlar için geliştirilmiş tek ürün, rakipsiz bir ürün. Peki bunun ekstrası nedir? Şimdi bugüne kadar regülatörler mekanik bir basınç sağlıyordu ve aracın motor hacmi, silindir sayısı ya da beygir gücü arttıkça bu regülatörlerin kapasitesi de basınçları da artıyor. Yani mekanik bir şey düşünün. Aracın gücü, beygiri arttıkça kendisi de büyüyordu. Ama EVP 500 yaklaşık 500 beygire kadar tüm araçlar için geçerli olan elektronik bir regülatör. Bu cihaz aracın ihtiyacına göre gaz basıncını arttırabiliyor, düşürebiliyor ve bunu tamamen elektronik olarak hallediyor. Bir basınç ayarlama sistemi var bunun. Diğerlerinde mekanik bir basınç ayarlaması vardı. Aracın ihtiyacına göre kendisi belirliyor. Berece Inno 3 May 9 pistonlu yapıdaki enjektörler. Bu Berece'nin yıllardır kullandığı patentli, yine dünyada tek olan bir enjektör. Peki farkı ne? Bu enjektör anlayabilmek için öncelikle diğer enjektörleri de bilmek lazım. Diğer enjektörler solenoid valfli yaylı enjektörlerdir. Yani içerisinde bir yay vardır. Yazar kaza mürekkep sistemi gibi düşünün. Açıp kapattıkça gazı püskürtür. Ama bu enjektörler belli bir süre sonra içindeki yayların, yani çalışan parçaların esnekliğini yitirdiğinde ilk günkü debisini koruyamaz. Yani ilk günkü gibi çalışamaz o enjektörler. Ve yüksek devirlere çıktığınız zaman o hıza yetişemez ve enjektör açık kalır. Açık kalmaktan kastımız nedir? Aracın ihtiyacı olan yakıtı gönderemezler yüksek devirde. Bu da işte aracın egzoz sıcaklığını arttırır, performansını düşürür ve motorun zarar görmesine neden olabilir. Inno 3 May 9 dediğim gibi patentlidir. Benzin enjektörü prensibinde çalışır. Pistonlu bir yapıdadır. Yüksek devirlerde açık kalmaz ve her zaman ilk günkü debisini korur, uzun yıllar stabil bir gaz dozajlaması yapar. Ayrıca çalışan parçaları da gazla temas etmediği için sektörde yaşanan o hep tüketicilerin aklında olan gaz kalitesinden etkilenir mi sorusu bu enjektörde olmaz. Çünkü çalışan parçaları gazla temas etmez. O yüzden gönül rahatlığıyla istediğiniz istasyonlardan LPG alabilirsiniz. Çünkü bu enjektörü bozamazsınız. Biz aslında LPG dönüşümü yaptığımız zaman araçları bir şekilde uyutuyoruz. Onlar bir rüyaya dalıyor. Yine kendisini araç benzinde gittiğini zannediyor. Ama LPG'de bu aracı öyle bir yürütmeliyiz ki bu rüyadan uyanmamalı. Her şey yolunda gitmeli. Yani kendisini yine benzinde çalıştığını hissetmeli. Aynı performansı, aynı emisyon değerlerini LPG'de de korumalı. İşte bu işi de bu kadar. Direkt enjeksiyonlu araç sahiplerinin LPG dönüşümünde akıllarına takılan iki konu vardı. Birincisi tasarruf oranı, ikincisi de performans ve sürüş konforuydu. Şimdi tasarruf oranındaki akıllarına takılan soru şu: bu sistemler LPG ile birlikte bir miktarda benzin tüketiyordu. Örneğin araç 7 litre LPG tüketirken LPG ile birlikte de 2-3 litre benzin tüketiyordu. Yani 100 kilometrede 7 litre artı yaklaşık 3 litre de benzin tüketiyordu. Berece Maestro'da bu sorun tamamen ortadan kaldırıldı. Muadil ürünlerin 100 kilometrede tükettiği benzinden daha az benzini 1000 kilometrede tüketiyor. Örneğin Toyota Corolla 1.5 aracımız 1000 kilometrede yaptığımız testlerde 1.5 maksimum 2 litre benzin tüketiyor. Bakın tekrar ediyorum, muadil ürünler 100 kilometrede 2 litre, 3 litre tüketirken Berece Maestro bunu tam 1000 kilometrede tüketiyor. Bu neredeyse sıfıra yakın bir benzin tüketimi de diyebiliriz. Bu konuda rakipsiz. Benzin tüketmesinin en önemli nedenlerinden biri yazılımını tam yapamıyorlardı. Yani bu arabalarda bir high pressure pump dediğimiz yüksek basınç pompası var. Benzin basıncını ayarlayan bir pompa. LPG sistemi takıldığı zaman bunun voltajının emüle edilmesi lazım. Ama yazılım buna yeterli gelmiyordu ve araca benzin gitmesi gerekiyordu. Çünkü benzin gitmediği zaman arabanın beyni bunu bir arıza olarak algılıyor ve motorda bazı teklemeler, sarsıntılar vesaire oluşuyordu. Yani tamamen yazılımsal bir işti. Ama işte bu yeni yazılımla 3. nesil Maestro EQ aracın dediğim gibi beyniyle ortaklaşa çalışıyor. Yine de bir miktar benzin tüketimi var ama bu sektördeki en az benzin tüketen sistem diyebiliriz Berece Maestro için. Diğer akıllarına takılan soru işareti de performanstı.
Berece Maestro bu sorunu EVP 500 ve geliştirdiği yazılım ile tamamen ortadan kaldırdı. Araçların benzindeki performanslarıyla eşdeğer birebir performansı sunuyoruz. Bunu da %100 garanti ediyoruz. Sistemin bakımı yılda bir ya da 10 bin kilometrede bir yapılır. Araç servisimize bakım için geldiğinde LPG, gaz ve su bağlantı noktalarını kontrol ederiz. Sistemin filtrelerini değiştiririz. Yazılım bir güncellemesi varsa yazılımını kontrol ederiz. Yol testini yaptıktan sonra da aracı tekrar müşterimize teslim ederiz.